Efendim iyi günler değerli Medya 24 izleyicileri ve ARD izleyicileri. Ankara'dayız, Ankara Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Gümüşhane günlerinin 6.sı düzenleniyor ve yanımızda bu organizasyonu öncülük eden Gümüşhane Federasyonları Genel Başkanı Hamdi Arslan var. Efendim hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. İlgi yoğun. Sayın Başkan, şunu sormak istiyorum. Bu sene 6.sı düzenleniyor. Evet. Bu seneki bu şeye katılımı nasıl buldunuz efendim? Gümüşhane'nin Ankara'da yaptığı bu 6. tanıtım günleri organizasyonunda her geçen gün biraz daha artarak yoğun ilgi ve alaka devam etmektedir. Gümüşhane Valiliği Ankara Gümüşhane Dernekler Federasyonu olarak tertip etmiş olduğumuz Gümüşhane yerel yönetimleri, kamu kurum kuruluşları, Gümüşhane esnafı olarak birlikte hareket ediyoruz. Ankara'da sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Ankara'da vizyona taşındı Gümüşhane. Yeraltı, yerüstü, doğal bütün güzellikleriyle tarihi ve güncel yaşayan değerleri, kültürüyle Ankara'da Gümüşhane kısa ve öz olarak yaşatılıyor. Yaşatılmaya çalışılıyor. Gümüşhane malum doğası gereği dağlık alanda ama o dağların her birinin altı bitmeyecek derecede rezervlerle, maden rezervleriyle kaplı olan bir coğrafya. Osmanlı döneminde Osmanlı hazinesine altın ve gümüşüyle büyük değer katan, destek olan bir ilimiz. Daha sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarında malum kapanmaya yüz tutmuş ama son yıllarda da Gümüşhane'de başta altın, gümüş, krom, bakır ve benzeri madenler olmak üzere kömür de hakeza hakikaten kayda değer anlamda şu an ihracatını Gümüşhane'nin katlamış durumda. Bu madenler anlamında. Bununla da tabii Gümüşhane'ye geri dönüşüm nüfus anlamında başladı. Doğal güzelliklerine gelince Gümüşhane'nin doğal güzellikleri başta yaylaları, arkamızda Tomara Şelalesi, Karaca Mağarası gibi ve benzeri birçok eseri var. Tarihi ve turistik eserleri, yerleri. Gezilmeye ve görülmeye değer, hakikaten önemi henüz keşfedilmemiş çok değerli hazinelerimiz var. Mesela Örneğin bir Güvende, Kazıkbeli ve benzeri yaylalarımız dendiği zaman işte Zigana, Limni Gölü ve benzeri bu Karadeniz'in kıyı illeri sanki insanlar anlıyordu. Ama şu an bunu bizim tanıtımlarımız sayesinde ülke insanımız ve ülke dışındaki ilgi duyan, alaka duyan insanlar, Türk insanları, milletimiz bu bölgenin ve bu coğrafyanın Gümüşhane iline ait olduğunu, Gümüşhane'nin olduğunu yeni öğreniyorlar. Ve harika oluyor. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle öğreniyorlar. Dolayısıyla turizm anlamında da ilimize bir değer katıyoruz. Mutfağımız var bizim malum, işte kuru fasulye, kesinlikle bu yuvarlak şeker fasulyesi, kuru fasulye Gümüşhane'ye has bir ürün, lezzeti içerisinde tatmaya değer. Doktorların tabiri caizse dediği, içerisine kesinlikle et bile koymayın çünkü etten daha kalorisi yüksek bir değere haiz derler. Bu Gümüşhane fasulyesi, Gümüşhane ilçelerinde ve merkezde üretilen fasulye, Gümüşhane elmaları, Gümüşhane kuşburnusu ve marmelatı, Gümüşhane pestil ve kömesi, Gümüşhane sironu, Gümüşhane eriştesi, Gümüşhane keşkeyi, Gümüşhane yahnisi, bütün bu birçok özelliğiyle tanıtılmamış, kendi ilinde sadece tanınan yöresel ürünlerimizden sadece birkaçı. Hemen arkamızda Alakilim, Türkiye'de ender ve yoktur. Bir başka ilçemizde baktığınızda kök boyadan yapılan zilli kilim, Kelkit ilçemizde, hakeza. Yani Gümüşhane'nin ilçeleri, beldeleri her biri birbirinden değerli. Altı maden ve tarih kokan, üst coğrafyası güzellikleriyle, görsel güzellikleriyle göz dolduran, yaşanmaya, görülmeye değer. Hakikaten müthiş bir coğrafya. Endemik bitkileri dünyada yoktur. Gümüşhane'de olan coğrafyada, yaylalarda, dağlarda olan bitkiler, o ters laleden tutun diğerleri, emin olun şu an tıbbın daha keşfetmediği, bütün hastalıkların tedavisini bulabileceği doğal ürünlerin yetiştiği dağlarımızda bitkiler var.
Bunlar inşallah bundan sonra su yüzüne ve gün yüzüne çıkarak ülke ekonomisine ve milletimize sunulacak, katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum ben. Evet Sayın Başkan, o kadar güzel izah ettiniz ki, o kadar güzel estağfurullah açıkladınız ki, Gümüşhane'yi kısa sürede öyle güzel tanıttınız ki. Yani açıkçası fazla soru kalmadı ama buyurun. Gerçekten Sayın Aslan teşekkür ediyoruz verdiğiniz katkıdan dolayı bir sivil toplum örgüt genel başkanı olarak. Yanı sıra şimdi tabii Gümüşhane bakir bir bölge birçok alanda dediniz. Nüfusu da şu an göç almaya müsait mi efendim? Şu ana kadar Osmanlı'nın son döneminde 1800'lü yıllardan bu yana Gümüşhane göç veriyor. Bakın ülkenin hangi ilçesine, hangi beldesine giderseniz gidin mutlaka bir Gümüşhaneli'ye denk geleceksiniz. Sirayet edip isabet edeceksiniz, göreceksiniz. Ya dedesidir ya babaannesidir Gümüşhane'den gelmiştir. Bunu gezip gördükçe, yaşadıkça görüyorsunuz. Kütüğü filan Gümüşhane'de değil ama 1800'lü yıllarda göç etmiş, o madenlerin bitişiyle birlikte ülkenin çeşitli yerlerine dağılmışlar. Gümüşhane insanı zanaatkardır. Gümüşhane insanı efendim eli iş tutan, çalışkandır. Ülkenin birçok yerinde gider görürsünüz dedesi Gümüşhane'den gelmiş, babaannesi vesaire. Milliyetçidir Gümüşhane. Gümüşhane'nin milliyetçiliği vatan, millet, mukaddesat milliyetçiliğidir. Ülkesini sever, vatanını sever, insanı sever, insanlığı sever. Gümüşhane insanı hoşgörülüdür. Gümüşhane insanı sevecendir. Gümüşhane insanı misafirperverdir. Alanda gördünüz. İlk girdiğiniz standtan son girdiğiniz standa kadar çok geldiğinizde hiçbir ile mahsus olmayan ve bulunmayan ikramlarıyla insanlar girer, aç girer, birkaç defa doyar çıkarlar. Öyle gerçekten. Bütün belediyelerimiz hakeza öyle. Bütün bu zenginliklerimizi burada tanıtarak aslında biz bir şeye katkı sağlıyoruz. O Gümüşhane coğrafyasını tanıtarak 3-4 bölgeyi birleştiren Karadeniz'i, Doğu Anadolu'yu, İç Anadolu'yu, evet böyle İç Anadolu'yu birbirine bağlayan çok enteresan bir coğrafyanın insanlarıyız, bir coğrafyadayız. Mesela bir tarafta işte Kürt'ün Torul ilçemiz Karadeniz'in kıyı kesimindeki illerin kültürüyle birlikte hemdem olmuş yaşamaktalar. Bir taraftan Bayburt'a yakın, Erzurum'a yakın illerimiz ve köylerimiz, beldelerimiz Doğu Anadolu'nun kültürüyle hemdem olmuş yaşamakta. Şiran, Yeşilbük ve bölgenin kültürü. Aynen öyle. İç Anadolu, Sivas'a kadar uzanan o bölge, Kelkit Vadisi dediğimiz o vadide, işte o Şiran'dan aşağı inen Kelkit Çayı üzerinde baktığınız zaman Amasya'ya kadar o kültür Gümüşhane kültürüdür. Kelkit, Şiran kültürüdür. Netice itibariyle Kelkit ile Gümüşhane'nin Torulu'yla, Kürt'ünüyle, Şiran'ıyla, efendim Özkürt'ünüyle, beldeleriyle, Kösesi'yle baktığınız zaman Gümüşhane hakikaten ülkemize bir değer katan bir ilimiz ve coğrafyamız. Orada muhkem olursa, orada insanımız yaşatılır, o kültür daim olur, yaşatılır ve yaşarsa ülke daha muhkem, yarınlara daha mükemmel ve güçlü bir şekilde gireceğine inanıyorum. Çünkü bizim kültürümüz tarihten aldığımız misyonumuzun gereği hem mukaddes değerlerine bağlı, hem milli değerlerine bağlı, hem aldığı coğrafyadan kültürünü bugünlere kadar taşıyan ender insan topluluğu ve illerden biridir Gümüşhane. Böyle bir özelliği ve güzelliği olan bir toplum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu ara ben yönetimime, federasyona, buyurun, sivil topluma, Gümüşhane'den buraya gelen, başta Sayın Valimiz olmak üzere, kamu kurum kuruluşlarımıza, kaymakamlıklarımıza, belediyeler hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Efendim, sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ali Bey olacaksınız.